Burası şu an oturacağım dairenin otopark kısmı. 96 numaralı kısım benim aracın yeri olacak. Şu anda valizleri aldık. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Tarık'la birlikte. 6. kat. Gidelim. Let's go. Şu anda Albi diye bir yere geldik, Albi Centrum. Burada çok fazla aslında Türkler yaşıyormuş. Daha doğrusu her ülkenin insanlar yaşıyormuş. Ve bayağı bir Türk pazarı. Buradan biraz alışveriş yapacağız. Ve şu anda markete giriş yaptık. Size az çok fiyatları da göstereceğim. Her şey müthiş, fresh kokuyor arkadaşlar. Şu nanenin kokusunu size anlatamam. Sadece ek bilgi, bizim fiyata göre 70 lira falan kilosu. Normal yani. Tadı hiç bizimkilere benzemiyor. Çok 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 güzel. Aa, ve bizim markalar. Duru. Yetkin. Kendimi bir an Türkiye'de hissettim. Çocuğumuzu, sosisimizi ve salımımızı da aldık. Turkish style. Devam ediyoruz şimdi. Enteresan olan şey şu. Şu anda yemek için salça ya da bir şeyler alıyorum. Ama problem şu arkadaşlar. Ben yemek yapmayı bilmiyorum ya. Artık deneyeceğim, öğreneceğiz yani. Turşu falan aldım. Şurada başka keşfedecek şeyler de var. Ya hayatımda ilk defa yemek yapacağım ya. Gerçekten internetten bayağı şey öğreneceğim gibi geliyor bana. En hitap eden yer yine sanırım bu hazır şeyler. İşte turşu, fasulye, artık her neyse. Çok şey var çünkü. Olmazsa olmaz şeyimizi de aldık. Makarnamızı, fasulyemizi aldık. Devam edelim. İçecek kısmındayız. Ama size şuradan önce bir Erzincan tulumu göstermek istiyorum. Aa, bunlardan almam gerekiyor şimdi. Şu anda arabayı fullledik ve hala devam ediyoruz. İkinci araba geldi. Şu anda taze simit çıkıyor ya. Bir sıcacık. Müthiş. Buhardan kamera kapandı. Devam edelim. Aa, Türk markalarına geldik. Dunkek, yes. Şu an kendimi şok markette hissetmeye başladım birden. Alışverişimizi tamamladık. Şimdi çıkıyoruz halden ve eve doğru geçiyoruz. Şimdi yatak için efsane rahat bir yastık aldım. Müthiş rahat, müthiş. Şu. Bir de normal yastık tabi aldım. Güzel bir kombinasyon oldu. Nakka Forum diye bir yere geldik. Burası bulunduğum eve çok yakın. 10 dakikalık yol. Alışveriş merkezleri var. Size biraz etraf göstermek istedim. Kalacağım daireye geldik. Çok güzel bir yer. Şu anda artık eve ufak ufak yerleşmeye başlıyorum. Ama öncesinde tabii ki alışveriş yaptık. Bunu sizle paylaştım. Neler aldık? Bir onları hızlıca bakalım. Yumurta, işte yağ, ayçiçek yağı, yufka. Sanki börek yapacağım da aldım. İlk defa deneyeceğim. Burada fasulyeler falan var. İşte çay, olmazsa olmazımız. Zeytin diyecektim ya. Simit. Nesquik. Sonra peynir, unuttum adını. Adını unuttum şeylerin, aldığım şeylerin. Hızlı söyleyeceğim. Sucuk, sosis, salam, gül reçeli, portakal reçeli. Burada bir tane sweet chili sauce. Bir tane hardal var. Ekmek var. Sucuk söyledim mi bilmiyorum. Tavuk aldım. Salça aldım hayatımda ilk defa. Öncü salçaları. Reklam. bu neydi? Domates ezmesi mi? Bir şey işte. Kullanacağım muhtemelen. Sonra burada şeyler var. Biber, şeftali, domates. Efsane tadı olan bir çilek. Bizimkiler hiç benzemiyor. Nane falan aldım işte. Muz. Yoğurt. Türk yoğurt. Şu amcanın tipine bakın. Neyse. Süt.
Burada da işte makarna, çekirdek, işte soslar, işte kekik, biber ve ananas aldım. Şimdi mutfağı sizin için birazdan toparlayacağım. Ama önce şu güzel manzarayı bir size göstereyim istiyorum. Balkonun manzarası. Paylaşalım. Burada bir müzik gelsin böyle. Her neyse. Şimdi bunları dolaba yerleştireceğim. Ondan sonra temizlik başlayacak benim için. Dolap içinden sonra. Umarım becerebilirim. Yani baya baya ciddi bir temizlik işine gireceğim. Sonuçta ev temiz. Arkadaş buradan yeni çıktı ama. Yine de iyice bir temizlemem gerekiyor. Sonuçta yeni bir eve taşındım. Ha, size bu arada yatak odasını da göstereyim. Şu anda daha henüz kurmadım. Yastıklarımızı falan aldık ama. Örtülerimizi falan aldık ama. Size bir şey diyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en yumuşak yatak, şuna bakın. O içine gömülüyorsunuz ya. Böyle bir yatak olamaz yani. Yeryüzünde şu anda bunun gibisi var mı bilmiyorum. İmkansız yani. Bu böyle bir yatak imkansız görmeniz. Size dolabı göstereyim. Boş. Tabii ki boş ama çok büyük gözleri olan bir dolap. Size bu videoyu iPhone'umla çekmek isterim ama henüz gelmedi, elime geçmedi. 3 gün sonra geçecek muhtemelen. O yüzden Samsung'un bu yüksek kaliteli görüntüsüne sizi maruz bıraktığım için kusura bakmayın. Bu şekilde raflarımız, dolaplarımız. Hoş bir lamba. Bu yatağa bayıldım yalnız ya. Size banyoyu da göstereyim mi? Sonuçta bu bir vlog videosu. Her yeri görün. Her zaman çekmem sonuçta banyoyu. Şu anda henüz boş çünkü çekebilirim. Yıkama ve kurutma makinem gayet güzel. Bu şey var diye böyle, tövbe tövbe, ölenleri. Bir şey var burada böyle. Çamaşırları koyuyoruz sanırım. Banyo. Öyle. Buradan çıkalım. Dediğim gibi yapılacak çok iş var. Eşyalar falan daha hiç yerleştirilmedi. Bakar mısınız? Ama ciddi bir temizlik istiyor burası. Ondan sonra bunları yerleştireceğim. Ve buranın son halini size tekrar çekeceğim. Hadi başlıyoruz. Evet, etrafı temizlemeye koyuldum. Biraz uğraştıracak ama yapmam gerekiyor. İlk olarak buzdolabıyla başladım. Şu anda buzdolabının içini temizliyorum. Gerçi dediğim gibi temizdi ama yine de içime sinmedi. Tekrar temizliyorum. Hadi başlayalım. Şöyle ben bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra devam edeyim. Hemen bir tişört, bir şey giyeyim. Üzerimi değiştirdim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Nerede kalmıştım? Buzdolabını temizlemekte. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Etle başlayalım. Bunları yıkamak gerekir mi dışında? Güzel. Böyle şeyleri yani dolaba koymadan önce sileyim. Bakın altından neler çıkıyor. Altından soğudum resmen, yemin. Salçadan soğudu. Mutfak işini hallettim diyebilirim. En azından şimdilik yerleştirecek şeyleri yerleştirdim yerine. Her neyse. Bak şu köşeyi sevdim. Güzel olmuş. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Banyo temizliğinin sonunu bırakıyorum. Şimdi artık kıyafetlerimi içeriye yerleştiriyorum. İlk olarak tişörtlerle başlıyorum. Bunlar biraz derli topluydu tabii ki geldiğim yerde. O yüzden çok da zor olmayacak bunları yerleştirmesi. Dikkatinizi çekerim. İsveççe çalışıyorum bu arada. Hadi başlayalım.
Tişörtleri buraya koymayı planlıyorum. Hey arkadaşlar, siz nasılsınız? İyi misiniz? Bu videoyu izlerken ne hissediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım falan. Ne hissediyorsunuz? Bir gün siz de böyle yurt dışında yaşamak ister misiniz? İsterseniz hangi ülke olur? Bunları paylaşmak isterseniz yazarsanız okurum ben de. Gerçekten bununla alakalı güzel bir video aklımda benim. Yurt dışı ile alakalı sorular geliyor. Onları cevaplamak için çekeceğim. Şimdi banyoya da biraz el atalım. Oh, temizlik kokusunu seviyorum. Aslan yattığı yerden memnun olur demişler. Ama yine de çok temiz bir yer burası. Temizlik biliyorsun. Arkadaşlar, bu videoya 10.000 beğeni gelirse tuvalet videosunun ikisini çekeceğim. Nice. Toparlanma işi hala devam ediyor ama biraz acele ediyorum, neden olduğunu söyleyeyim. Burada gün batımı muhteşem görünüyor. Şuradan size ya da şuradan bu gün batımını izleteceğim. Bu gün batımını izleterek aslında kapanışı yapacağım bu videonun kapanışını. Harbi temizlik yaptım ben ya. Cidden yani yaptım bu işi. Bakın bakın şu güzel görüntüye. Buna işte 500 like gelir arkadaşlar falan diyormuşum. Bir de böyle bayrak kullanan insanlar olur ya. Yolda görürsün, sana böyle bayrak uzatır. Bir şey demek için falan. Hassas yerden yakalarlar. Her neyse. Oldu ya, şaka maka. Yaptık yani. Artık dediğim gibi yerleri siliyorum son olarak. Ve güneş yavaş yavaş batmaya hazırlanıyor. Ben de manzaraya. Şurada bir yerde kalmış. Bu şekilde temizliğimizi de bugünlük aslında bitirdik sayılır. Of, bacak kası yaptım resmen ya. Yes. Ve saat tam 5'te başladığım temizlik, toparlanma, yerleşme tam saat 9'da tamamlandı. Yani kaç oluyor? 4 saat boyunca sürdü. Ve artık tam anlamıyla eve yerleşmiş bulunuyorum. Size şu anda kısa bir tur attırıyorum. Arkadaşlar dışarısı bu şekilde. Bundan Finlandiya'ya giden gemileri izliyorum. Gün batımını izliyorum ki birazdan daha güzel bir görüntü çekeceğim size. Hemen içeriye geçelim. Yani buralarda kullandığım şeyler var. Kişisel inşallah çok fazla açmayayım. Yani bütün dolaplarda bir şeyler var. Ondan sonra böyle çok güzel bir çalışma köşesi. Benim minik adamım da burada. Yapıştırdım. Bant ile. Daha sonra gördüğünüz gibi mutfak. Hemen öyle bir içini açalım. Yalandan. İşte alışveriş yaptım. Bu şekilde. Ve İsveç'teki evim adlı videonun artık son görüntüleri. Hadi size şuraya da şöyle bir göstereyim. O kadar birlikte çalıştık, görelim. Bugün emek verdik. Ve buraya geldik. Yatak odası. Kıyafetler. Hoppa.
Her şey burada. Hadi böyle bitirelim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İsveç'e taşınma videom bu şekilde sona erdi. Görüşürüz. Bay bay. Ve artık ilk balkon keyfimi yapmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Netflix'le birlikte...